Bir değişken üzerinde birden fazla veriyi Array'ler vasıtasıyla tutabiliriz. İşte Değişkenin birden fazla veriyi tutan versiyonuna biz Array diyoruz. Bu bağlamda JavaScript'te de tüm dillerde olduğu gibi bir dizi tanımı mevcut. Şimdi sizlere bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Array e, html isimli e, dosyamızı açtığımız zaman e, burada bir e, öncelikle ben size bir array tanımının nasıl yapılacağından bahsetmek istiyorum. Yine var keyword'u vasıtasıyla değişkenimizi tanım, tanımladıktan sonra e, burada e, bir köşeli parantez vasıtasıyla e, dizimizin e, içerisinde bulunacak e, kişilerin tanımlarını yapıyoruz. Örneğin öğrenciler demişim. E, Engin Demiro, Salih Demiro, Tolga Ayaz gibi e, öğrencileri aynı değişken içerisinde tutuyorum virgülle ayırarak bir köşeli parantezin içerisinde. Bu şekilde tanımlama e, mümkünken buna ek olarak bir de new keyword'u vasıtasıyla, yani new array daha doğrusu e, tanımı vasıtasıyla, bir erey tanımı gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde bakın Engin Demiroğ, Salih Demiroğ ve Tolga Ayas'ı burada e, öğrenciler dizisi olarak tanımlamışım. İkisi de e, kullanışlı. E, fakat e, genel olarak e, şu kullanımı e, yan etkileri olması vasıtasıyla yani şurada burada çok ciddi bir şey söyleyemeyiz ama özellikle sayısal değerlerin tutumunda e, burada çeşitli karışıklıklara sebebiyet verebiliriz. Ama burada bu tip string tanımlamalarda herhangi bir şey yok. Sayısal tanımlamadaki problem de şu. Örneğin burada siz sayıları tanımladığınız zaman örneğin işte 5 virgül, 10 virgül, 10, 15 virgül, 20 tanımladığınızda problem yok. Ama mesela bunu şöyle 25 dediğinizde bu acaba tek elemanlı ve içerisinde 25 tutan bir array mi yoksa 25 elemandan oluşan bir array mi? Bu tip karışıklıklar sebebi oluyor. O yüzden genelde biz ee, JavaScript notasyonunda köşeli parantezli versiyonu kullanmayı tercih ediyoruz. Bu bağlamda ee, şöyle `document.getelementbyid` vasıtasıyla `demo` isimli ee, değerimizi e, P paragraf değerimizi e, öğrencileri yazdırıyoruz şimdi. Arduino ederseniz buradan başlatalım bir. Şöyle çalıştırdığımızda bakın e, bir dizinin bütün elemanlarını burada e, yazdırmış oluyoruz. E, Engin, Salih ve Tolga isimli öğrenciler buraya e, yazıldı. Şimdi tabii ki biz burada e, bir erayın e, tüm değerlerini aslında bir string gibi okuttuk. E, ama arzu derseniz bunu birazcık daha e, değiştirebiliriz. Örneğin ben bunu alıp şöyle. Örneğin herhangi bir öğrenciye burada ulaşabilirim. Bunu yapmak çok basit. E, öğrenciler dizisinin e, birinci elemanına. Birinci eleman salihtir. Çünkü diziler sıfırdan başlıyor. Javascript'te e, indeksleri. Bu bağlamda bu bunu çalıştırdığımda da bakın ben bir daha çalıştırmak istiyorum. Evet. Şeyden e, tamamen malumunuz. Javascript cache'inden dolayı e, Ctrl F5 yaptım. Javascript'i yeniledim. E, Document.getElementById diyerekten öğrenciye e, dikkat ederseniz istediğim elemanını yazdırdım. E, buradaki bu özelliğimiz aslında sadece okuma amaçlı değil yazma amaçlı da kullanılabilir. Örneğin students'ın öğrencilerin... E, ilk elemanını ben Salih değil de Ulaş Demiro dersem çalıştırdığımda onu görebilirim. Yani değeri değiştirmiş oldum. Ee, burada yani set etmiş e, oldum. Buna ek olarak, ben biraz daha e, gelişmiş özelliklerden bahsetmek istiyorum. E, siz arzu ederseniz, e, bir JavaScript e, dizisinde sadece aynı tipte verileri değil, farklı tipte de veriler tutabiliyorsunuz. Bu bağlamda e, objektlere e, çok benzeyen bir yapıya sahiptir. E, yani i̇stediğiniz türde veriyi tutabilirsiniz bir dizide. Yani ne demek bu? Aslına bakarsanız siz burada son değerimizi şurayı örneğin sayısal bir veri olarak tutarsanız hiçbir problem yaşamayız. Örneğin ikinci elemanı yazdırmaya çalışalım. İlk etapta şöyle yazdırmaya çalışalım. Bakın ekrana 25 yazmasını bekliyoruz. Ama aynı şekilde her ne kadar o sayısal bir veri de olsa biz onu arzu ettiğimiz gibi sonrasında değiştirme kabiliyetine sahibiz. Javascript'in bu anlamda bir zenginliği olarak düşünebiliriz bu özelliği. Evet Biraz daha dizilerle ilgili özelliklere bakacak olursak biz bir diziye yeni bir eleman eklemek istersek bir diziye yeni bir eleman eklemek istersek e, dizilerin push isimli e, fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin e, son dizinin sonuna bir eleman daha ekle. Elemanımızın ismi e, Ahmet Sait Duran olsun dediğimizde. Bakın e, 1 0 1 2 bir de Ahmet'e ekledik 3. Üç. Ben 3. elemanı yazdırmak istersem ve ekrana gördüğünüz gibi göstermiş olacağım ve bu da tabii ki bize Ahmet Sait'in öğrenciler dizisinin sonuna eklendiğini gösteriyor. Tabii ki bunu bu şekilde gerçekleştirdik ama push dışında açıkçası rahatlıkla şöyle bir şey de mümkün. Örneğin students nokta students yani kaç taneydi? 3, 4 deyip işte gelip buraya örneğin derin demiro ekleyebilirim buraya. Ee, bunu yaptığım anda bakın 4 dersem. Bakın derin demir o. Ee, yazmış olacak. Yani bu şekilde de ekleyebiliriz. Fakat burada neyi bilmek gerekiyor? Bu dördün yani son elemanın kaç, kaça tekabül ettiğini bilmek gerekiyor. E, tabii ki bunu e, çözmek için de dinamize edebiliriz aslında. Students nokta örneğin land lent diyerekten, lent diyerekten bunu yakalayabiliriz. Fakat e, burada students nokta land dediğimiz zaman. Örneğin şu an aslında bakarsanız ben eee bu, bu buraya bakacak olursak örneğin ben e, Engin 0, Salih 1 e Ulaş'ı ekledik 2, Ahmet'i e ekledik 3. E dolayısıyla burada eee benim students eee lent'i e, dediğim zaman lent şöyle Dediğim zaman eleman sayısını verir. Yani eleman sayısı nedir? Engin 1, Salih 2, 25 yani ulaş 3, Ahmet 4. Ee, e, dolayısıyla bana 4 verir. Ee, sünüs nokta lent 4 verir. Aslında bakarsanız bu 5. eleman demek. Yani e, sünüs nokta lent 4 eleman verir ama sünüsün 4. elemanı aslında 5. eleman olduğu için derin demir o. Bu şekilde de dinamize edebiliriz. Bakın. Hiç problem çıkmadan yine derini buraya yazdırmış olduk. Yani length bize eleman sayısını tabii ki verecektir arkadaşlar. Bunun dışında bu length fonksiyonu vasıtası aslında özelliği vasıtasıyla biz bir dizi dolaşabiliriz. Yani bir for döngüsü burada yazıp for döngüsüyle dizinin bütün elemanlarını Gezmemiz mümkün. İşte diziyi sıfırdan başlatıp eleman sayısı kadar gez demek kesinlikle mümkün arkadaşlar. Evet bunun dışında erelerle ilgili zaten eğitim boyunca sürekli kullandığımız ereleri noktalar olacak ama şu an için bu bilginin bize yeterli olacağını düşünüyorum.